adak ve yemin kefareti. Sual: adak yerine yemin kefareti verilebilir mi? Bütün yatırların yanında bulunan yazıdaki ilk ikaz şöyle: türbelere adak adanmaz. Bu doğru mu? Beyheki'nin rivayet ettiği, tayin etmediği nezirde bulunanın, günah olan veya gücü yetmeyecek şeyi nezredenin kefareti yemin kefaretidir mealindeki hadisi açıklar mısınız? Cevap: hadis-i şerifte şu üç husus bildiriliyor. 1. Nezrim olsun der de neyi adadığını söylemez ve niyet etmezse yemin kefareti verir. 2. İyileşirsem bir şişe şarap içeceğim diyen şarap içmez ve yemin kefareti verir. Veya filancayı öldürmek Allah için nezrim olsun deyince öldürmeyip yemin kefareti verir. 3. Her sigara içişte $1000 sadaka vereceğim diyen bir defa yemin kefareti verir. Bu konularla ilgili meseleler şöyledir. Bir kimse vallahi Allah rızası için oruç tutayım diyerek hem adak hem yemin olmasını niyet ederse hem yemin hem de adak olur. Bu orucu bozarsa hem kaza hem de yemin kefareti gerekir. Hasıl olmasını istemediği bir şeyi şart ederse, istemediği şey hasıl olunca oruç, sadaka, nafile namaz gibi adaklarını isterse yapar, İstemezse yapmayıp yemin kefareti verir. Mesela Ali ile konuşursam Allah için 100 lira sadaka nezrim olsun deyip Ali ile konuşursa isterse sadakayı verir, isterse vermeyip yemin kefareti verir. Yahut falancanın çantasını çalarsam bir ay oruç nezrim olsun derse çalmadan oruç tutar ve yemin kefareti verir. Hastam iyi olursa Allah için şu kadar sadaka vermek ve sevabını Seyyid Ahmet Bedevi Hazretlerine bağışlamak nezrim olsun deyip, hasta iyi olmadan önce nezrini yapması caiz olmaz. Hasta iyi olduktan sonra yapması lazım olur. Ya Rabbi, hastamı iyi edersen şu türbenin yanındaki fakirlere şu parayı senin için adak ettim. Sadaka sevabını da bu velinin ruhuna bağışladım demek caizdir. Türbelere adak adanmaz yazısı açık değil, tevile muhtaçtır. Yani kendilerine sorulsa, biz ey yatır, hastamı iyileştirirsen senin için bir adak keseceğim demenin uygun olmadığını söylüyoruz diyebilirler. Şarta bağlı olarak evliyaya adak yapmak da kendini, günahı çok, dua etmeye yüzü yok bilerek mübarek birini vesile edip Allahü Teala'ya yalvarmak demektir. Mesela hastam iyi olursa veya şu işim meydana gelirse sevabı Seyyidet Nefise Hazretlerine olmak üzere Allah için 3 Yasin okumak veya bir koyun kesmek nezrim olsun deyince bu dileğin kabul olduğu çok tecrübe edilmiştir. Burada Allahü Teala için Kur'an-ı Kerim okunup veya koyun kesip sevabı Seyyidet Nefise Hazretlerine bağışlanmakta, onun şefaatiyle Allahü Teala hastaya şifa vermekte, kazayı belayı gidermektedir. Koyunu mezar başında kesmek haramdır. Hiçbir mezarın yanında kesmemelidir. Puta tapanların put yanında kesmelerine benzememelidir. İbni Abidin'in nafile namazları adak yaparak kılmayı anlatırken bildirdiği hadisi şerife göre, bir dilek için adak edilen bir ibadet, o dileği hasıl etmez. Bu ibadet, o dileğin hasıl olması için yapılmaz. Allahü Teala o ibadetten dolayı veya sevdiği bir kuluna yapılan bir iyilikten dolayı merhamet ederek o dileği kabul ve ihsan etmektedir. Sual: hastalığım iyi olursa ömür boyu Recep ayında oruç tutacağıma dair adakta bulundum. Oruç yerine yemin kefareti versem caiz olur mu? Cevap: evet, yemin kefareti vermeniz caizdir. Sual: her sigara içişte 10 lira vereceğim diye adadım, caiz mi? Cevap: İmkansız şeyi nezretmek yemin olur, kefaret verir. Sual: şu işim olursa her ay bir horoz kesip sadaka vereceğim diye adakta bulundum. Ömür boyu mu kesmem gerekir? Cevap: her ay denince kaç ay olduğu bilinmediği için nezir olmaz, yemin kefareti verilir. Sual: nezrim olsun yani adağım olsun dese, neyi adadığını söylemese, niyet de etmese ne yapması gerekir?
Cevap, yemin kefareti vermesi gerekir. Sual, çocuğuma kızdım. Senin gözünü oymak Allah için adam olsun dedim. Şimdi ne yapmam gerekir? Cevap, haram bir şeyi adamak yemin olur. Yemin kefareti verirseniz mesele kalmaz.